Rusya ile Batı arasındaki restleşme, İran'ı yeniden hedef tahtasına oturtan açıklamalar, Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret savaşları, Orta Doğu'da devam eden vekalet savaşları. Tüm bunları yeni bir dünya savaşının ayak sesleri olarak görenlerin sayısı hiç de az değil. Silahlanma yarışı ve yeni nesil silahlara yapılan milyarlarca dolarlık yatırımlar da bu felaket senaryolarını destekler nitelikte. Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü tarafından açıklanan yıllık rapor, ülkelerin savunma sanayilerine aktardığı bütçenin hızla büyümeye devam ettiğini ortaya koyuyor. Rapora göre, küresel savunma harcamaları 2017 yılında %1,1 oranında artarak 1 trilyon 739 milyar dolara yükseldi. Bu, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana silahlanmaya ayrılan en büyük meblağ. Askeri harcamalar sıralamasında başı yine açık farkla Amerika Birleşik Devletleri çekiyor. Birleşik Devletlerin 2017 yılı savunma bütçesi 610 milyar dolarla dünya genelinde savunmaya yapılan yatırımların 1/3'ünü oluşturdu. Washington yönetiminin silahlanmaya ayırdığı bütçe en yakın rakibi Çin'in 2 katı. Artışın 2018 yılında da sürmesi ve silahlanmaya ayrılan paranın 700 milyar doları bulması tahmin ediliyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın savunma bütçesinde yaptığı son değişiklikler ve Kongre'de onaylanan yetkilendirme yasası da savaş hazırlığı olarak değerlendirilmişti. Sıralamada 2. sırada bulunan Çin'in de savunma harcamaları son 20 yıldır düzenli bir artış eğiliminde. Pekin yönetiminin silahlanmaya ayırdığı para 2017 yılında %2,6 oranında artarak 228 milyar dolara çıktı. Ancak Çin'in askeri harcamalarına dair belirsizlikler mevcut. Askeri uzmanlar Pekin yönetiminin askeri harcamalarının resmi rakamlardan çok daha yüksek olduğunu öne sürüyor. Savunma harcamalarının şeffaf olmadığı bir diğer ülkede Suudi Arabistan. Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün 2017 raporuna göre Suudi Arabistan askeri harcamalarını en çok artıran 3. ülke konumunda. Yemen, Lübnan ve Suriye gibi vekalet savaşlarının sürdüğü ülkelerde İran'la bölgesel bir rekabetin içine giren Riyad yönetimi, geçtiğimiz yıl Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan devasa silah anlaşmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Suudi Arabistan'ın 2018 yılı içinde bütçesinin yaklaşık 1/3'ünü askeri harcamalarına tahsis edildi. Askeri harcamalar ve silah teknolojileri konusunda önde gelen ülkelerden Rusya da kuşkusuz silahlanma yarışının bir parçası. Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz aylarda sınırsız menzili olan nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip füzelerden ve insansız sualtı araçlarından oluşan yeni silahlardan söz etmişti. Ancak Rus ekonomisinin darboğazda olması, askeri harcamaların toplamda azalmasına yol açtı. Rusya'nın silah, mühimmat ve diğer askeri giderlerinde 1998'den bu yana ilk kez azalma kaydedildi. Kremlin yönetimi askeri harcamalarını son bir yılda %20 oranında azaltarak 66 milyar 300 milyon dolara indirdi. Yine de Rusya askeri harcamalar listesinde 4. sırada yer aldı. Rusya'nın ardındansa sırasıyla Hindistan, Fransa, İngiltere ve Japonya geliyor. Raporda 15. sırada yer alan Türkiye'nin de savunmaya 18 milyar 200 milyon dolar ayırdığı belirtildi. Dikkat çeken bir husus, milli gelirden savunmaya en fazla kaynak ayıran ülkelerin tümünün Asya ve Orta Doğu'da yer alıyor olması. Batı'nın müttefiki konumundaki Asya ülkeleri, Çin'le yaşanan gerginlik nedeniyle savunma harcamalarını 10 yılda %59 oranında artırdı. Bu, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere batılı ülkeler için önemli bir silah pazarının oluştuğuna işaret ediyor. Benzer bir durum Orta Doğu için de geçerli. Milli gelirinden savunmaya en fazla kaynak ayıran ülkelerin başında %10 oranıyla Suudi Arabistan geliyor. Ve silahların hemen hemen tümü Amerika Birleşik Devletleri'nden alınıyor. Avrupa'nın toplam savunma harcamaları ise 2017'de bir yıl öncesine göre %2,2 oranında geriledi. Yine de Avrupa'nın küresel savunma harcamalarındaki payı %20'yi buluyor.
savunma harcamalarına ayrılan pay NATO içinde tartışma konusu. Amerikan Başkanı Donald Trump, Brüksel'de yapılan son liderler zirvesinde Avrupalı müttefiklerinden savunma harcamalarını artırmalarını istemişti. Ancak bu çağrı karşılık bulmadı. NATO'nun 29 ülkesi ise 2017 yılında savunmaya toplam 900 milyar dolar harcadı. Bu meblağ savunma için yapılan küresel harcamaların %52'sine tekabül ediyor. Savunmaya yapılan harcamalar dünya genelinde gayri safi hasılanın %2,2'sine yükseldi. Böylece kişi başına savunmaya harcanan miktar 230 dolara çıktı. Bu rakam ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösteriyor. 2012-2016 yılları arasında değişmeyen küresel savunma harcamalarının 2017'de yeniden artışa geçmesi, dünyadaki anlaşmazlıklara barışçıl çözümler bulunması yönündeki umutları da azaltıyor. Silah satışları konusunda dikkat çekici istatistikler var. Küresel barışı korumakla yükümlü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi, aynı zamanda en çok silah satan ülkeler. Amerika Birleşik Devletleri halen dünyadaki 100 ülkeye silah satıyor. İhraç edilen Amerikan silahları daha çok füze taşıyabilen savaş uçaklarıyla hava ve yer savunma sistemlerinden oluşuyor.